İyi günler sayın seyirciler. Alptürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan gündem özel programıyla karşınızdayız. Programımıza üzücü bir haberle başlıyoruz. Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyünde yasadışı bölücü terör örgütüyle güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Kendisine rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin meclis grubuna hitap etti. Devlet Bahçeli, meclisin saygınlığına gölge düşürecek, itibarını ucuzlatacak her neviden niyetle milletvekillerinin özgürlüklerini kısıtlayan her müdahale, geçmişimizin şanlı sayfalarına hakaret olacaktır ki buna da göz yummamız ve kabul etmemiz hiçbir şart altında mümkün olmayacaktır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına 12 Eylül darbesinin kapattığı Adalet Partisi'nin kurucularından Koca Reis lakaplı Saadettin Bilgiç'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. Yine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Ayten Alpman'ı da rahmetle anan Devlet Bahçeli, merhume Alpman memleket sevdasını dile getirdiği şarkısıyla takdirle anılacak, havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda diyen sözleriyle kalplerde yaşayacaktır diye konuştu. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Konuşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 92. yıl dönümünü sevinç, heyecan ve gurur içinde kutladık diyerek devam eden MHP lideri Bahçeli, milli egemenliğin sadece belirli bir siyasi ilkeye işaret edip bir yönetim biçiminin ayırt edici vasfını ifade etmediğini, Türk milletinin Anadolu coğrafyasında yeniden şahlanışının, dirilişinin, diklenişinin ve bu kapsamda verdiği İstiklal Savaşı'nın anahtar sözcüklerinden biri olduğunu kaydetti. Bu itibarla milli egemenliğin milletimiz nezdindeki karşılığı bağımsızlıktır, onurlu yaşamadır ve demokrasidir. Bağımlı ve esir yaşamaktansa ölmeyi kafasına koymuş bir inancın, binlerce yıllık Türk tarihinin muzaffer sayfalarını karartmama konusunda tavizsiz olan bir faziletin başkaca bir tavır içinde olması zaten beklenemeyecektir. Top seslerinin Ankara'dan işitildiği bir anda bile dirayetini, direncini ve dinamizmini kaybetmeyen bu kutlu çatı, Türk milletinden aldığı güç ve ilhamla yedi düvele karşı verilen mücadelenin merkez üssü olarak gönüllerde eşsiz bir yer edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları verdikleri bağımsızlık mücadelesinin meşruiyet çizgisinden sapmaması konusunda çok titiz ve dikkatli bir tutum takınmışlar. Millet iradesine yaslanmayan her türden mücadelenin muteber olmayacağını her zaman akıllarda tutmuşlardır. Bu açıdan milli mücadele, milliyetçi ve demokratik bir karşı duruştur. Millet vicdanının haykırışı, seslenişi ve hedefe kilitlenişidir. Egemenliğin yegane sahibi, büyük milletimize sadakatin ve inancın somutlanmış halidir. Ve elbette milli mücadele, şeref, onur, varlık müdafası ile nefes alma hakkının temini amacıyla destansı bir ayağa kalkıştır. Milli mücadele destanının ilke ve esaslarının Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenip tayin edildiğini kaydeden Devlet Bahçeli, böyle bir örneği küçümsemenin ve değersizleştirmeye çalışmanın her dönem sonuçsuz kalmaya mahkum olacağını söyledi. Bahçeli, Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürecek, itibarını ucuzlatacak her neviden niyet, vekillerinin özgürlüklerini kısıtlayan her müdahale, geçmişimizin şanlı sayfalarına hakaret olacaktır ki buna da göz yummamız ve kabul etmemiz hiçbir şart altında mümkün olmayacaktır, dedi. Bunun için hala tutuklu bulunan milletvekillerinin mağduriyetleri kalıcı olarak giderilmeli. Tutukluluğun adı konulmamış infaza dönüşmesi artık engellenmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın çözüm bulma konusunda parça grupları ile temaslarda bulunması olumlu netice vermeli ve diyalogla millet iradesini temsil eden ve aralarında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan'ın da bulunduğu değerli isimler meclisimizdeki yerlerini almalıdır. Başbakan Erdoğan'ın bizim sorunumuz değil diyerek ipe un serme çabası en başta milletimizin sandıktaki tercihine haksızlık olacaktır.
unutulmamalıdır ki millet iradesini çarpıtarak, milli egemenliği yanlış ve kasıtlı yorumlayarak, siyasi hırslarına payanda yapmaya kalkışan kim olursa olsun ilk önce karşılarında bizi bulacaktır. Mazeret olarak sığındıkları çoğunlukçu sapmayla Türkiye'nin sırtını hançer vurmaya, Türk milletinin kardeşliğini sakatlamaya heveslenenler, ulustaki tarihi ve milli coşkunun hala var olduğunu ve gerekirse tekrar yeni bir kurtuluş mücadelesi vermekten kaçınmayacağını akıllarından çıkarmamaları gerekmektedir. Bahçeli sözde ileri demokrasi diyerek yıkımın özendirilmesi, dağlarımızı mesken tutmuş bölücü militanlara ateşkes çağrısı yapılması, müzakere masalarında terör maşalarına ve elebaşlarına gelecek vaat edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığına vurulan darbe ve gösterilen kayıtsızlık olarak değerlendirilmelidir diye de konuştu. Yeri gelince milliyetçi kesilen, yeri gelince küreselci olan, kimi zaman bobçu, kimi zaman Türkiye'li olarak kendisini takdim eden, karar uygulamalarında Ankara'nın menfaatinden daha çok başka başkentlerin projelerini savunan, kararsız ve dengesiz zihniyetlerin milli mücadele mührünü barındıran kutlu meclisimizin saygınlığını içtenlikle benimsemeleri bize göre çok zordur. Bunların kartpostal milliyetçiliği yapmaları kendilerine yetmeyecektir. Panayır milliyetçiliğine soyunmaları bir şey kazandırmayacaktır. Dekor ve süs milliyetçiliğiyle istismarda sınır tanımamaları eninde sonunda hesap vermelerine engel teşkil edemeyecektir. Bu vesileyle yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir şekilde yetişmelerini, hayatları boyunca vatan ve millet sevgisiyle dolu olmalarını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 92. yıl dönümünün aziz milletimize ve demokrasimize yeni bir soluk ve heyecan getirmesini diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını, ilk meclisin değerli üyelerini, muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnet hislerinde yad ediyor, kutlu mirasın sonsuza kadar yaşatılacağını kararlılıkla ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AKP hükümetinin dış politikasına eleştiri geldi. Bahçeli, AKP hükümetinin küresel plan ve tezler doğrultusunda Irak'ı merkezine alan mezhep geriliminin tarafı ve tetikleyicisi haline geldiğini söyledi. Peşmerge başı Barzani'nin Türkiye ziyaretini de değerlendiren Bahçeli, bize göre Kandil Dağı'nın bekçisi ve bakıcısı peşmerge reisiyle Irak, Suriye ve PKK meselelerini konuşmak, kedi ile ciğer hakkında konuşmaktan farksızdır diye konuştu. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, meclis grup konuşmasının önemli bölümünü dış gelişmelere ayırdı ve AKP hükümetinin izlediği politikayı eleştirdi. Bahçeli, AKP hükümetinin dış politika alanındaki savrulmaları ve sürekli kriz üreten zihniyeti her gün aşama kaydetmektedir. Başbakan Erdoğan gittiği her yerde, konuştuğu her platformda takılmış plak gibi Suriye'yi diline dolamakta, bu ülkeye yönelik muhtemel bir müdahalenin altyapısını oluşturmaya çabalamaktadır dedi. Dünyanın Suriye'deki olaylara bigane ve duyarsız kaldığını bıkmadan, usanmadan gündeme getirmektedir. Hatta bu konuda öyle bir noktaya gelmiştir ki, sınır ihlallerinden dolayı NATO anlaşmasının 5. maddesini taraflara hatırlatarak Suriye'yi hedefine alan bir girişim için adeta çağrıda bulunmaktan kaçınmamıştır. Ne var ki demokrasiden, özgürlüklerden ve halkın tercihlerinden bahsederken tenakuza düşmekten de kendisini alıkoyamamıştır. Suriye'de demokrasi açığını vurgulayan başbakan, aynı vizyonu paylaşmaktan mutluluk duyduğu Katar ve sık sık müşterek planlarını gözden geçirdiği Suudi Arabistan'da demokrasinin D'sinin bile bulunmadığını nedense görememiştir. AKP hükümetinin Irak merkezi yönetimiyle gerilimi artıran ve husumeti yaygınlaştıran bir tavır içine girdiğine dikkat çeken Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Irak yönetimi tarafından suçlanan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin Türkiye'de bulunmasına onay verdiğini ve kendisiyle görüştüğünü hatırlattı. Küresel plan ve tezler doğrultusunda
Irak'ı merkezine alan mezhep geriliminin tarafı ve tetikleyicisi haline gelen AKP hükümeti, Tarık el-Haşimi'nin kışkırtmasıyla Nuri el-Maliki hasmı haline getirmiştir. Suriye'nin iç işlerinden sonra Irak'a el atan iktidar zihniyetinin arkasındaki suflör tarafından karanlığın içine çekildiği görülmektedir. Irak'ın bütünlüğünden bahsederken aslında söz ve beyanlarıyla bölünmesine çanak tutan BOP eş başkanının çok yanlış bir yolda ve yönde olduğu tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkmıştır. Bu çerçevede Türkiye'nin Irak ve diğer komşuları ile ilgili dış politika uygulamaları müflis ellerde çoraklaşmış, tüm kırmızı çizgiler birer birer çiğnenmiştir. İstanbul'da Tarık el-Haşimi ile Irak'ın kuzeyindeki peşmergeyi buluşturarak var olan bloğu güçlendiren AKP zihniyetinin tüm politikaları Amerika Birleşik Devletleri mihmandarlığında yürümektedir. Gelişmeler bize bunu göstermekte ve ispat etmektedir. Bildiğiniz gibi geçen hafta Irak'ın kuzeyini mesken tutmuş fitne başı peşmerge ülkemize teşrif buyurmuş, Başbakan Erdoğan'ın özlediği okyanus ötesinin havasını beraberinde İstanbul'a taşımıştır. Devlet Bahçeli, peşmerge başının Türkiye'deki temaslarını da ecdat yadigarı Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Erdoğan tarafından hürmet, izzet ve ikramla konuk edilmiş, devlet başkanlarına uygulanan bir protokolle kendisine kucak açılmıştır sözleriyle eleştirdi. Bahçeli, peşmerge başının 6 ay içinde 2 defa Türkiye'ye gelmesinin ve Başbakan Erdoğan'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamaların manidar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Başbakan, hasret giderdiği aziz dostuyla Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdiklerini, PKK terör örgütüyle alakalı olarak da yaklaşım tarzlarının örtüştüğünü ifade etmiştir. Bahçeli, peşmerge başının Ankara'da Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve BDP yöneticileriyle bir araya geldiğini de hatırlattı. Ve gazetelere açıklamalar yaparak sanki bölücü militanların azmettiricisi ve besleyicisi kendisi değilmiş gibi silah çağı geride kaldı. Bundan sonra PKK silah yöntemini sürdürürse sonucuna katlanır diyerek dünden farklı bir noktada olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bununla da yetinmeyen bu şahıs, Irak'a döner dönmez, Türkiye'nin iç sorunları ve PKK konusunda bizim tutumumuz ve tavrımız açık ve nettir. Biz barışçıl tüm çabaları destekliyoruz, lakin silahlı çözümün yanında yer almayacağı sözleriyle farklı anlamlara çekilecek bir duruş göstermiştir. Ne derse desin, hangi görüşleri ileri sürerse sürsün, biz Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını muhafaza ve teşvik eden peşmerge küstahlığının gerçek niyet ve hedefini fazlasıyla biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörün sona erdirilmesi için 5 maddelik öneri açıkladı ve uygulanmasını istedi. PKK terörüyle Kürt kökenli kardeşlerimizi kesinlikle ayrı tutacak bir dikkat, basiret ve bütünlükçü bir milli politika kurgulanmalıdır. 2. AKP hükümeti yıkım projesinden vazgeçmeli ve bölücülüğü hedefine alan çok yönlü politikalar tayin etmelidir. 3. PKK militanları terör eylemlerine hiçbir şart ileri sürmeksizin derhal son vermelidir. 4. Örgüt elebaşları da dahil tüm militan kadro silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmalıdır. 5. Bunlar Türk adaletinin kendileri hakkında vereceği hükme katlanmalıdır. Bunun dışındaki her yöntem AKP'nin egemenlik haklarımızı, devlet olmaktan kaynaklanan şerefimizi ayaklar altına alması ve teröre peşkeş çekmesi demek olacaktır ki çok açık söylüyorum, bunun adı da hiyanetten başka bir şey olmayacaktır. Devlet Bahçeli, peşmerge başının sözleriyle Başbakan Erdoğan'ın PKK'ya yönelik olarak sarf ettiği "silahı bırakırlarsa operasyonlar durur" ibarelerinin birbirine paralellik içermesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi. Başbakanın bu sözünde gizli mesajlar vardır. Bu ifadede teslimiyet ve masaya davet vardır. Bir tarafta 3,5 terörist diyerek küçümsediklerini, diğer tarafta muhatap kabul eden zillet yer almaktadır.
Ancak PKK terörünün saldırıları durmamakta, vatan evlatlarımız peşi sıra adice şehit edilmektedir. Devlet Bahçeli, son zamanlarda 3 askerimizin Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 2 askerimizin Amasya'da, 1 askerimizin de Hakkari'de şehit olmasıyla anaların bir kez daha ağladığını hatırlattı. Bahçeli, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi bildiriyorum diye konuştu. Başbakan Erdoğan taviz verdikçe bölücü caniler şımarmakta ve ölüm saçmaktadır. Bununla birlikte Başbakan Erdoğan'ın bölücü terör maşalarına karşı silahı bırakırsınız masaya gelirsiniz ifadelerinin üzerinden de çok geçmemiştir. Hatırlanmalıdır ki bu garabetin ve ateşkes çağrısının ardından İmralı canisine boyun eğilmiş, habur rezaleti yaşanmış, Kandil'e yüz sürülmüş, Avrupa ülkelerinde katillerle el sıkışılmış, yıkım demokratik açılım olarak yutturulmaya çalışılmıştır. Başbakan Erdoğan şayet peşmerge ile PKK terörü konusunda benzer görüşlere sahip olduğunda ısrarlı ise, o zaman değişenin kim olduğunu, iki taraftan hangisinin taviz verdiğini ve eski konumundan kimin ayrıldığını da izah etmek durumundadır. Buna göre kanlı terör örgütünün destekçisi ya Barzani'dir ya da başbakanın bizatihi kendisi ve hükümetidir. Bunun dışında bizim başkaca bir yorum yapma ve değerlendirmede bulunma şansımız kalmamıştır. Bize göre Kandil Dağı'nın bekçisi ve bakıcısı Peşmerge reisiyle Irak, Suriye ve PKK meselelerini konuşmak, kediyle ciğer hakkında konuşmaktan farksızdır. Vampirle kan müzakeresi yapmak, canavarla avı hakkında fikir alışverişlerinde bulunmak, peşmergeyle terör konusunda uzlaşmaya girmekten daha vahim değildir. Başbakan Erdoğan bunları bilemeyecek ve göremeyecek kadar gerçek durumdan ve zeminden kopmuştur. Kendisinin peşmerge reisiyle aynı üslubu benimsemesi, benzer manalara gelen konuşmaları bir defa AKP'nin nasıl bir açmazın içinde olduğunu da açıklıkla resmetmektedir. Devlet Bahçeli, Barzani'nin fikir ve tercihlerinden dolayı herhangi bir pişmanlık emaresi göstermediğini, özür dilemediğini ve yanlış yaptığını kabullenmediğini belirterek, geçmişte terör konusunda askeri operasyonların işe yaramadığını, silahla bir yere varılamayacağını, barışçı yolların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Barzani, bugün de benzer şeyleri söylemektedir. Kürt kökenli kardeşlerimizin doğal temsilcisi gibi görüşmeler yapan ve ayrımcılığı süslü sözlerle tevil eden bu sefaletin, inisiyatif alarak meşru bir aktör haline geldiği ayan beyan ortadadır diye konuştu. Bütün bunlar olurken AKP zihniyetinin, tutarsızlıkların, geri adımların ve geriye çarkların çekim alanından kurtulamadığına işaret eden Bahçeli, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarının geçmiştekilerle tezat teşkil ettiğini söyledi. 2007 yılının Şubat ayında Peşmerge'nin Kürdistan'a alışın sözlerini muhatap almıyorum diyerek tepki gösteren dönemin Dışişleri Bakanı, bugünün de Cumhurbaşkanı olan Sayın Gül'dür. Barzani'yi kastederek Orta Doğu'daki irrasyonel liderlik ve maksimalist hayalperestliğin halkların başını daima belaya soktuğunu dile getiren ama bugün de bu eli kanlı şahsı Çankaya Köşkü'nde gülücükler saçarak misafir eden yine Sayın Gül'dür. Peşmerge'nin Türkler Kerkük'e girmeye kalkarsa biz de Diyarbakır'a ve diğer şehirlere karışırız ifadeleri karşısında Barzani'ye cevabı göreceksiniz diyen ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na bunu şikayet etme aczini gösteren de Sayın Abdullah Gül'den başkası değildir. Elbette Başbakan Erdoğan'ın Erbil'de dostum, kardeşim diyerek sazlı sözlü sıra gecelerinde kucaklaştığı, AKP'li bakanların ise abi diyerek hitap ettiği peşmergeye yönelik inişli çıkışlı görüşleri de hafızalarımızdadır. Değişik zamanlarda sözlerinin altında ezilir, bedeli ağır olur, haddini aştı, cevabını alacak açıklamaları bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan işitilmiştir.
Bugün ise Başbakan Erdoğan'ın peşmerge ile görüşlerinin çok yakın olduğunu ve üstelik aynı düşünceleri paylaştığını ifade etmesi AKP açısından büyük bir mağlubiyet ve utanç vesikasıdır. Anlaşılmaktadır ki bir yanda PKK'yı kollayan, diğer yanda ise yıkım projesini destekleyen peşmerge başı okyanus ötesinden aldığı talimat listelerini AKP'ye bildirmiş, bununla birlikte boyun eğeceklerini iletmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu gelişmeler ışığında sorduğu 5 soruya cevap beklediğini söyledi. Peşmerge reisi hangi senaryonun bir parçasıdır ve AKP'ye neyi kabul ettirmeye çalışmaktadır? 2. PKK'nın koruyucusu olan bu şahısla gerçekte neler görüşülmüş ve hangi sözler verilmiş ya da alınmıştır? 3. Kürdistan'ın kurulması konusunda Barzani ile Başbakan Erdoğan arasında adı konulmamış bir mutabakat sağlanmış mıdır? 4. Irak merkezi yönetimi ile köprülerin atılmasında bu ülkenin parçalanma hesabı var mıdır? Ve Barzani'ye bu konuda destek mahiyetli herhangi bir umut verilmiş midir? 5. PKK'nın kaçakçılık yoluyla finansman sağladığı biliniyor ve bununla ilgili sorunlar ortada duruyorken sınır ötesinden kaçak mal girişinin bir numaralı failiyle nasıl olur da bir araya gelinmiş ve devlet başkanı muamelesi yapılmıştır? Biz bu sorularımızın cevaplarını dünyayı kurtarmaya soyunan ama vakti geldiğinde kendini kurtaramayacak olan Van Münütçü kurnazlıktan beklediğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde hükümetin ekonomi politikası da vardı. Büyüme, gelişme ve zenginleşme söylemlerini AKP hikayesi olarak değerlendiren Bahçeli, artık Türkiye ekonomisinde mızrak çuvala sığmamakta, sorunlar, şikayetler ve sızlanmalar kapatılmamaktadır, dedi. 28 Şubat sürecinde Başbakan'ın yumruğumuzu sıkar, dudaklarımızı ısırırdık sözlerini de hatırlatan Bahçeli, peki Sayın Başbakan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kötürüm tablosundan dolayı yumruklarını sıkanlara, dudaklarını ısıranlara, ya sabır diyenlere karşı şimdi sen ne diyeceksin diye sordu. AKP'nin büyüme, gelişme ve zenginleşme hikayeleri gerçekleri bastırmaya ve uzun süreli örtmeye yetmemektedir. Artık Türkiye ekonomisinde mızrak çuvala sığmamakta, sorunlar, şikayetler ve sızlanmalar kapatılamamaktadır. Rekor kıran büyüme rakamları altında ne büyük bir çelişkidir ki vatandaşımız aç, yoksul ve işsizdir. Zamlar yağmur gibi yağmakta, gelirler azalmakta, haciz ve icra memurları fazla mesai yapmaktadır. İşsizlerimizin sayısı tüm aksi iddialara rağmen artmakta ve sayıları 5 milyona yaklaşan vatandaşımız perişanlıkla örülmüş hayat şartlarına mecbur bırakılmaktadır. AKP iktidarının ekonomideki başarısızlığını hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de 5 milyon işsiz olduğuna dikkat çekti. En son açıklanan resmi işsizlik oranları kapsamında bu yılın Ocak ayındaki işsizlik oranı %10.2 düzeyinde gerçekleşmiş ve bir önceki aya göre ise 0.4 puanlık bir artış görülmüştür. Bizi daha da düşündüren ise gençlerimizin işsizliğin pençesinde kıvranmaları ve umutsuzluğun içine gömülmeleri hususu olmuştur. Bütçenin dönemsel avantajlardan kaynaklanan olumlu havasının da tersine döndüğünü belirten Bahçeli, bütçede tehlike çanları gür bir şekilde çalmaya başlamıştır, dedi. Nitekim bu yılın Mart ayında bütçe açığı 5.5 milyar liraya çıkmış ve büyü bozulmuştur. Bu yılın ilk çeyreğindeki bütçe açığı AKP'nin tüm iddialarını boşa çıkaracak ve hamaset yüklü sözlerini yere çalacak bir kıvam ve kulvarda ilerlemektedir. Hükümet ise her yıl bulunan ilave kaynak ile günü kurtarmaya çalışmakta. Şimdi de 2B arazilerinin satışından elde edeceği kaynakla ekonomideki delikleri yamamaya çalışmaktadır. Bütçe açığı, tasarruf açığı, performans açığı, cari açık ve dış açık derken Türkiye ekonomisinin gedikleri büyüyerek
bir de güven açığına meydan vermekte, sonuçta vatandaşlarımız ek külfet ve zahmetlerle hırpalanmaktadır. Devlet Bahçeli'nin gündeminde yapılan zamlar da vardı. Son 6 ayda doğalgaza %35, elektriğe de %18 civarında zam yapıldığını hatırlatan Bahçeli, zamlardan kaynaklanan hayat pahalılığının da dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Memurumuz hala bu yılın ilk yarısına ait zammını alamamıştır. Sorarım sizlere, böylesi bir sorumsuzluk ve düşüncesizlik dünyanın neresinde vardır? İşçimiz sendikal haklarını tam olarak kullanamamakta, toplu sözleşmelerde ömür tüketmektedir. Esnafımız derseniz sattığının yerine yenisini dahi koyamamaktadır. Çiftçimiz ise dert küpüdür. Bankalara borçlar artmakta ve toplamda 170 milyar lirayı aşmaktadır. İç ve dış borç toplamı yaklaşık 517 milyar dolar düzeyindedir. İnsanımız günlük tüketimini karşılamak için kredi kartlarına başvurmakta ve banka kuyruklarında çile çekmektedir. Yandaş ve hanedan mensuplarına devletin imkanlarını ardına kadar açan hükümet, çalışanlarımıza ve değişik meslek grubundaki vatandaşlarımıza gelince cimrilik yapmakta ve kaşıkla verdiğini kepçeyle almaktadır. Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıkladığı teşvik paketini de sırf iş olsun, bir şey yapıldığı imajı ortaya çıksın türünden nafile ve beyhude çırpınışlar olarak nitelendirdi. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı yeni teşvik paketi ise sırf iş olsun, bir şey yapıldığı imajı ortaya çıksın türünden nafile ve beyhude çırpınışlardır. Başbakan Erdoğan geçen haftaki konuşmasında 28 Şubat sürecini kastederek o dönemin karanlık ve sisli günlerinde yumruklarımızı sıkardık, dudaklarımızı ısırırdık, hep ya sabır derdik, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ifadelerini kullanmıştır. Peki Sayın Başbakan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kötürüm tablosundan dolayı yumruklarını sıkanlara, dudaklarını ısıranlara, ya sabır dileyenlere karşı şimdi sen ne diyeceksin? Günahına girdiğin mazlumun, canını okuduğun fakirin ve mağdur ettiğin milyonların ahı karşısında hem bu dünyada hem de ilahi huzurda nasıl cevap vereceksin? Gün gelecek, bugün arşa ulaşanlar, ulaşan ahlar, beddualar ve yenilen haklar başbakan ve partisinin yakasından tutacak. O zaman yumrukları sıktıran, sabırları taşıran uygulamaların hakkından gelecektir. Merak etme Sayın Başbakan, gün gelecek, tekrar dudağını ısıracağın, ya sabır diyeceğin zamanlar inşallah gelecektir. Bunu da Allah'ın izniyle aziz milletimizin desteğini alacak olan Milliyetçi Hareket Partisi sağlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, son günlerde doktorları hedef alan saldırıların AKP'nin izlediği yanlış sağlık politikalarının sonucu olduğunu vurguladı. AKP hükümetinin milletin sağlığıyla, hayat hakkıyla oynadığına dikkat çeken Bahçeli, inanıyorum ki gün gelecek tüm gerçekler ortaya çıkacak. Bu defa da AKP'nin sağlığı bir daha iyileşmemek üzere sandık marifetiyle bozulacaktır, dedi. Kaygıyla izliyoruz ki, Türkiye gittikçe derinleşen ve genişleyen bir kavga ve tahammülsüzlük ortamı yaşamaktadır. Huzursuzluk ve memnuniyetsizlik hali her alana sıçramış, her kesime ulaşmıştır. Can ve mal güvenliği konusunda müşterek bir endişe tempolu şekilde yükselmekte, kavga ve ihtilaf durmadan yayılmaktadır. AKP hükümeti haddinden fazla geçmişe saplandıkça, geçmişi konuştukça, geçmişle yüzleşmeyi her şeyin önüne koydukça, milletçe gelecek tasavvurlarımız yara almakta, yönsüz ve idealsiz kalan toplumsal yapı birbirine düşmekten kurtulamamaktadır. Yarınlara dair umutlu bekleyiş, arayış ve özlem, dünün toz bulutu altında heba ve israf edilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında iç gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli, devamlı arkasına bakan, gerideki olaylara yanlı ve tarafkir bir şekilde takılan, kin ve öfkesiyle geleceğin ufkunu karartan AKP zihniyeti, dayanışma ve kardeşlik hissiyatının dejenere olduğunu bir türlü fark edememektedir, dedi. Bu itibarla iktidar partisi önünü görmekte aciz,
yarınları düşünmekte ve planlamakta son derece başarısızdır. Söz konusu durumun neden olduğu karmaşa ve anlam bunalımı, sosyal yapıya istikrarsızlık ve aşırılıkların ivme kazanması biçiminde sirayet etmektedir. Gaziantep'te bir doktor kardeşimizin hunharca ve alçakça katledilmesinin sebeplerini de bu karanlık iklimde aramak lazımdır. Devlet Bahçeli özellikle son zamanlarda sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları olumsuzlukları esefle ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Şifa dağıtan, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri hastalarını iyileştirmek için kullanan doktorlarımızın ve sağlık görevlilerinin karşılaştıkları kaba ve vahşi saldırıları buradan şiddetle kınıyorum. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevini icra ettiği esnada kendini bilmez bir gözü dönmüş tarafından genç yaşında cinayete kurban giden doktorumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu ibretlik vaka AKP'nin sağlık politikalarının eseri ve az önce de vurguladığım anlam bunalımının hazin bir örneğidir. Devlet Bahçeli, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırıyı da hatırlatarak, acil tıp uzmanı olarak görev yapan doktorumuzun, bölücülüğün meclis uzantısı bir partinin milletvekili tarafından şiddete maruz kalmasını nefretle telin ediyorum dedi. Taşıdığı milletvekilliği görevini içine sindiremeyen ve layıkıyla benimseyemeyen bu çürümüş şahsın, yalnızca mesleğini yapmakla meşgul olan bir kardeşimize el kaldırmasının ve dağdaki arkadaşları gibi vahşiyane bir tutum içinde hareket etmesinin karşılıksız bırakılmamasını temenni ediyorum. Bu olay kimi zaman polise tokat atan, kimi zaman da doktora saldıran bu zihniyetin besin kaynağının ne olduğunu açıklıkla göstermiştir. Kaba güç gösterisiyle kamu görevini yerine getirenlere karşı uygulanan kirli ve aşağılık niyetlerin cevapsız bırakılmaması bizim en acil istek ve beklentimizdir. Bu anlayışın dağdaki eşkıyaları yetmiyormuş gibi kamuya ait yerlerde görev yapanlara el kaldırmaları ve darp etmeleri insanlığın neresinde bulunmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu saldırgana duyarsız kalmamalı, hukuk bu çapulcunun yakasını bırakmamalıdır. Şayet önlem alınmaz, gerekli tedbirlerde gecikme yaşanırsa önüne gelen milletimize hizmet ve yardımla meşgul olan çalışanlarımıza orman kanunlarını uygulayacak ve bunu da kendilerine hak olarak görecektir. Devlet Bahçeli, yaşanan olumsuzlukların diğer boyutunun AKP'nin iftiharla propagandasını yaptığı sağlık alanındaki problemler yumağı olduğuna dikkat çekti. İktidarın sağlık alanında çizdiği pembe tablolar, gerçekle bağdaşmayan sanal başarı hikayeleri, doktor-hasta ilişkisini zedelemiş ve bunların birbirine düşmesine kapı aralamıştır diye konuşan Bahçeli, sağlık politikalarında iddia edilenle var olan arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğüne de dikkat çekti. Hükümetin sağlıkta dönüşüm projesi, vatandaşımızın gözünü boyamak için uydurulmuş, temelsiz ve içi boş bir adımdır. AKP'nin politika tercihi, doktorları zam ve töhmet altında bırakan yaklaşımı, sağlık hizmeti verenlerle hastaları ve yakınlarını birbirine hasım hale getirmiştir. Hükümet, milletimizin sağlık alanındaki taleplerini sözüm ona karşılamak adına benimsediği sağlık reformunu, parası olanın yararlanacağı, garibanın, fukaranın ve çaresizin altında ezileceği bir yüke çevirmiştir. Devlet Bahçeli konuşmasını içinden geçtiğimiz bu zaman zarfında talep edilen doktora ve hastaneye ulaşılacağı, ihtiyaç duyulan ilaçların zahmetsizce alınacağı sözlerinin tüm foyası ortaya çıkmıştır sözleriyle sürdürdü. Yeşil kartların azaltılması, hastanelerdeki çilelerin fazlalaşması, genel sağlık sigortası için maliyeti yüksek primler ödenmesi, özel hastanelere ve ilaçlara yüksek katkı payları verilmesi vatandaşlarımızı perişan etmektedir. Sorunlar büyüyünce AKP hükümetinin ikide bir doktorları hedef göstererek aradan sıyrılması, hekimle hasta yakınlarını karşı karşıya getiren uyanıklılığı, tam gün yasası etrafındaki sinsilikleri sağlık alanında telafi edilemeyecek sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün doktorlar, hemşireler ve sağlık teknisyenleri huzursuz ve mutsuzdur.
Hastalarla birlikte aileleri gergin ve stres yüklüdür. Kamu sağlığı tehdit altında, önleyici sağlık hizmetleri açmazdadır. AKP ise hastaneleri satmanın, vatandaşımızın sağlığını piyasa şartlarına teslim etmenin çabasındadır. Bütün bunların iktidarın sağlık alanında ileri düzeyde başarısız ve yetersiz olduğunu gösterdiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, bu kafa yapısına göre hastalarımızın şikayetleri doktorlardan dolayıdır, yanlış tedavi ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır dedi. AKP hükümeti milletimizin sağlığıyla, hayat hakkıyla oynamaktadır. Canına kastetmekte, yoksul kardeşimizi de avutmaktadır. Sağlık politikalarını yürüten bakan, çirkine güzel elbisesi giydirerek durumu ve vaziyeti kurtarmanın fırsatçılığında ve derdindedir. Başbakan Erdoğan ısrarla sağlıktaki bizim bir türlü göremediğimiz, milletimizin esasen karşılamadığı gelişmelerden bahsetmektedir. Ancak sağlık politikalarının iflasın eşiğinde olduğunu itiraf edememektedir. İlaçlar ve hastane hizmetleri üzerinden yandaşlar cebini doldurmaktadır. AKP kervanı sağlık sektörünü soyup soğana çevirmiş, milletimizi de yüzüstü bırakmıştır. Bu aşamada son olarak vurgulamak isterim ki bir tek vatandaşımızın dahi sağlığı tesadüflerin lütfuna terk edilmemeli ve beklentileri görmezden gelinmemelidir. Bilinsin ki AKP'nin en zayıf karnı en çok başarı hikayesi uydurduğu alanlardır. İnanıyorum ki gün gelecek tüm gerçekler ortaya çıkacak. Bu defa da AKP'nin sağlığı bir daha iyileşmemek üzere sandık marifetiyle bozulacaktır. Gündem özeli izlediniz. Hoşça kalın.